Merhaba, ben Ozan Mert'e gelmiştim ama yanlış geldim galiba. Yok yok abi, Ozan abi söylemişti geleceğinizi. Aşağıdan da aradılar. Siz Doruk mu? Evet. Girebilirim o halde. Buyurun. Abla kim geldi? Geçmiş olsun. Teşekkürler. Siz de fenomen misiniz? Yok, kesinlikle değilim. Doruk ben. Sizler? Biz misafiriz. Ben size bir şeyler ikram edeyim. İkramlar benden. Bir dakika. Hoş geldiniz Doruk Bey. Hoş bulduk. Kusura bakmayın, bir aşağı inmem gerekti. Küçük bir şey için. Yo, hiç sorun değil. Misafirlerim beni çok güzel karşıladı. Hadi kızlar, siz de yukarı çıkın. Abiniz gelir birazdan. Teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun lütfen. Çok tatlı değil mi? İşte, fena değil. Yolculuk nasıl geçti? Gayet güzel. Ne kadar sürüyor Avustralya'dan gelmek? Yaklaşık 20 saat. Buz alır mıydınız? Hayır, teşekkür ederim. 20 saat uçmuş biri için bayağı formdasınız. İş aşkı mı? Ozan, şu sizi bizi bırakalım. Neredeyse yaşıtız. Rahat ol. Peki. Hangi rüzgar attı seni memlekete? Babamı tanır mısın? Biraz. Yani ben başlarken o bitiriyordu gibi bir şey. Doğru. İşleri işine bırakıyordu. Tanıştım aslında. Yani bir iki kere karşılaştım. Ama şeydi, heybetli bir adamdı bayağı. Gerçekten yer gök inlerdi ajansa girdiğinde. Hepimiz çok çekinirdik ondan. Öyledir babam. Bastığı yeri titretir. Ama açık konuşmak gerekirse babam teknesine atlayıp gittiği zaman tamam dedim, bitti. Sitara batıracak. Avustralya'da aç kalacağız. Ama Sezar'ın hakkı Sezar'a. Sitare ajansı bambaşka bir noktaya getirdi. Sana yatırım yaptı. Sitare seninle kazandı. Arkandan diğerleri geldi, daha da kazandı. Ve birkaç aydır da seninle kaybetmeye başladı. Değil mi? Yani aslında topladık biraz son zamanlarda. Biliyorsundur. Toparladıysak bozma. Ajansı daha da zorlama. Zorlama. Çünkü Sydney'de enflasyon çok yüksek. Sydney'de enflasyon. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Ozan, ben kartlarımı açık oynamayı severim. Özel hayatında kız arkadaşından ne yaptı, ne yaşadığın beni hiç alakadar etmez. Ama sırf sen kızı takipten çıktın diye günde benim ajansım birkaç milyon kaybedecekse o beni ilgilendirir. İşte şimdi konuşmaya başladık. Şu an bana taktik verebilmeni o kadar çok isterdim ki. O Allah'ın cezası oğlun. Tamam. Tamam, daha kibar olun. O baş belası oğlun. O soğuk esprileri, şakaları,
Saklayamıyor ama biliyor musun? Gözlerinde hala aynı, saf, katıksız nefretle bakıyor bana. Aslında ne isterdim biliyor musun? Ona, küçük oğlan çocuğuna, hiç tanımadığı babasını anlatmak isterdim. Ama yapmayacağım. Ondan babasını bir defa aldım. Bir daha almayacağım. O halde anlaştık sanırım. Evet. Sitare Hanım'a güzel bir sürpriz yapacağız.